arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkada araba var ama ön planda elimde ölü kedi var. Bunun da sebebi burada çok rüzgar var. Burada video çekmesi çok güzel ama işte aç kalan olduğu için rüzgar çok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beklediğiniz arabanın videosu yapımda. Yani şimdi çekiyoruz. Arabamız bu, beyaz fare. Adeta fare gibi. Sağ sol, penaltı bol. Güzel araba yapmışlar. Gördüğünüz gibi Renault Clio S oluyor bu. 4. serisi. Trophy değil herhalde bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu normal modeli. 200 beygirlik. Plakamız ne? Geldi. Bir araba bittiydi bayağı da. Size ufak tefek tüyolu fotoğraflarını attık Instagram'dan ama işte plakası da gelince, sigortayı da yapınca artık size video çekme imkanını bulduk. Gördüğünüz gibi jantlar. İlk aldığımızda altında çok dandik bir jant vardı. Orijinal Clio jantı aldık yarı altına. Kırmızı, siyah güzel jantlar. Gördüğünüz gibi keyless entry'si var. Bu hem keyless entry hem keyless door ya bu. Ama Renault'larda standart olan bir şey. Bu Clio'ya, şey, RS'e özel bir şey değil yani. Basıyorum buraya. Hatırlarsanız senin arabanda da vardı ama çalışmıyordu. Başımıza bir sürü iş açtı. Gördüğünüz gibi böyle. Bak bu Clio'nun özelliği bu bak. Dün annem gibi bindirdim arabaya. Annem gitti dedi ki, kardeşim dedi, abi arkaya nereden biniyorum? Ha bu iki kapılı araba herhalde dedi. Ön kapıyı açtı. Ayaklarıyla benim koltuğa bastı. Aradan şöyle arkaya kaçtı. Dedim niye öyle yapıyorsun? Diyor ki arkanın kapı kolu yok ki diyor. Nasıl açacağım kapıyı diyor. Bak kapı kolu yok bunda. Bunun da kapı kolu üstte burada. Ha tabii şimdi diyeceklerim cahiller, hiç mi kapı kolu görmediniz, gözünüz kör mü? Küçük çocuklar yani 3-4 yaşındaki böyle kapı koluna alışkın olduğu için evini görmüyor. Gördüğünüz gibi aynalar siyah. Jantla birlikte uyum sağlamış. Çatısı da siyah olsaymış. Hani bazılarında panorama var. Bizim bunda maalesef panorama yok. Panoramalı olanlar bayağı şey yani fazla yok piyasada. İstenilen arabalar olduğu için satmıyorlar. Ellerine öyle dolgun dolgun opsiyonlar denk gelince adamlar satılığa çıkartmıyor. Şeylerimiz, farlarımız Xenon'lu. İnşaat farı. Altında LED var böyle. Bak hatta yakalım. Araba kilitlendi ama lambalar yanıyor bak. Şimdi gözükmez o pek. Akşam güzel gözüküyor. Arkadaşlar bak bu arabada hayret ettiğim bir şey var. Ön şeyleri, diskleri delikli. Bunun hani bunun seviyesindeki olan Polo HTI var. 2015 model. O da vardı bende. Onda yoktu. 12'ler böyle düzdü. Halbuki aynı neredeyse aynı beygirdi. O 180'di, bu 200. Ama aynı AMP'de olduğu gibi böyle delikli şeyi var. Rem diskleri var. Rem diskleri. İçi tabi ki bizim ekipman çantalarıyla dolu. Ondan sonra bizim ticari malzemeler var burada. Yine şişe topladık. Yine boş durmak şişe topladık. Bunun altında ne var? Vallahi hiç bilmiyorum. İlk defa sizinle göreceğim şimdi. Yok. Yok. Bir çekici gözüyle Kirko, Mirko, ıvır zıvır o şeyler var. Bu durumda da aslında bu arabalara römset atman lazım. Yedek teker yoksa. Ya da şöyle bir ayrıyeten macunu pompa oluyor. Yeşil macun. Onu patla tekere sıkıyor. O pompayı da üzerine bağlıyorsun o motorlu. Hani bir tane videoda Selçuk'la yarıştığımızda da zaten teker patladıydı, orada yaptıydı aynısını. Oradan basıyor, bu seri macun tekerini kapatıyor. İlk gördüğün tekerci de tekeri değiştirmen gerekiyor. Ya da rönflet teker taktırman gerekiyor ama o da bayağı bir pahalı yani. Böyle bir arabaya değer mi bilmiyorum. BMW'ciler bilir. Genelde yeni moda BMW'lerin birçoğunda hep rönflet var. Beklemeyin AMG 4 egzoz falan. Bak bunun egzozları da güzel. Bak sonda şey yaptım. Egzozları böyle. Hatta dur lan. Zaten arabanın bir egzozu var, başka bir şey yok ki. Onun sesini duyurtalım. Bak
halinde. Bir de Erasmus düğmesi var ortada, ona basacağız. Şimdi yüksek devre alacak. Görsen dersin ses bundan mı çıkıyor? Gerçi egzozdan çıkıyor da. Bak bunda beğendiğim bir şey var. Kapı kolunu amatörlü yapmışlar. Birçoğu bu klasik Fransız ayarlarda amatörsüz. Gördüğünüz gibi 1.6 motor. 200 beygir. 260 torku var yanlış hatırlamıyorsam. Arabanın kilosu 1179 kilo. Ya dersin ki yeter mi, hızlı değil falan ama şehir içinde gerçekten yetiyor. Mesela bu araba standart haliyle, oynanmamış haliyle bizim o Golf 6 GTI'den daha hızlı. Yani onu geçiyor. Çünkü o 6.9 filandı kağıtta. Bu oynanınca bir 230-240 beygire falan ulaşmış şimdi. Egzoz değişimi, ondan sonra şu spor filtresi olsun. Hani arabada bayağı bir yazılım değişmiş. Orta susturucu çekilmiş arabanın. Egzozu falan başka bir marka egzoz. Yalan olmasın onu ben yaptırmadım. O yüzden bilmiyorum yani hangi marka olduğunu ama yani ben böyle aldım bunu. Şu şeye bak bakalım sesine. Spor filtresi bir katında bulunuyor mu? Yorgun yorgun. Gelelim. Şu bildiğin yağmur borusu değil mi lan? He, yok lan o filtre borusu. Onu ilk gördüğümde ben de öyle zannettim de. Sonradan baktım bu gerçekten filtre borusuymuş. Evlerde olur ya. He, su çatıdan aşağı su atar. Bu borunun şeyi ek yeri. Ama değil. Orijinal şeymiş o ya. Arabanın orijinali değil tabii. Bu şeyin filtrenin orijinalıymış. Arkadaşlar bu işte 1.6 motor. Burada dürüm var. He, o jiletin kağıdı. Bu da ayrıyeten güzel bir boru. Ya bu kadar. Bu arabalarda standart şu hastalık varmış bak. Motora şey turboya yakın olduğu için burada. Yani. Bura yanıyor. Turbo bak burada çok ısınınca. Burası yanmış. He. Ya orası zamanla yanıyormuş orası. Burası turbo olduğu için. Oradan ısıyı verince, yukarıya verince standartmış. Değiştirecektim orayı. Adam dedi değiştirsen bile yani şey olur, gire gider. Zaten arkadaşlar doğru söylemek gerekirse bu arabayı uzun vadede tutmayı düşünmüyoruz. Bu arabayı alma sebebimiz Fransa'ya gideceğiz yakında. Almanya'ya gideceğiz. Oraya buraya gideceğiz. Onu siz aslında görürsünüz artık. Hatta sizin seçiminizle yapıp gideceğiz her yere. Dedik hani böyle bir oyun... Oynak böyle bir oyuncak gibi arabayla gidelim.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi bura arabanın içi. Yani go kart diyelim. Go kartın kokpiti. Dur suyum ben. Evet, Yasin zaten ilk dediği Renault'larda da bu var diyor. Genelde dış büyük, içte büyük olur ama bu modelinde hem dışı büyük gözüküyor, içi dar diyor. Sanki kucak kucağa oturuyormuşuz gibi. Ama ne yapacaksın? Bu arabalar böyle. Burada start stop düğmesi var. Bak, anahtar takmana gerek yok bunda. Normalde buraya anahtar giriyor. O kadar biliyorsunuzdur zaten. Birçoğu Renault şeylerinde anlatılıyordur. Burada ayrıyeten AUX şey girişimiz var. USB takabiliyorsun. SD kart takabiliyorsun. Bizde SD kart var. İçinde çarkılar, türküler var. Burada RS düğmesi var arkadaşlar. Bu arabanın en güzel, en zevkli tarafı bu düğme. Bu düğme olmadığı zaman bu arabayı, yani bilmiyorum. Ben bu arabayı zaten bir tek bu düğmesi için kullanıyorum. Bu düğmeye basıyorum biner binmez. Bu düğmeyi kapattığında zaten bu arabadan bir şey anlamıyorum. Burada cruise control düğmesi, açıp kapama düğmesi. Ondan sonra da açtıktan sonra direksiyondan hallediyorsun gerisini. Burada arttırma, indirme filan. Gördüğünüz gibi arabada Formula 1 pedalları var. Bunlar bayağı bir büyük yapılmış bu arabaya yani. Allah'a. İşte AMG'nin pedallarından büyük. Şu yani şu çapında. Halbuki bunda o kadar gerekmiyor bile büyüklüğü. Bu otomatik vites işte. Gördüğünüz gibi arabanın her yerinde yine kırmızı detaylar var. Yasin takmış kendine kemerini zaten. Evet. Adam araba çalıştırmadan kemer takıyor. O kadar korkuyor. Benim gördüğünüz mi? Gibi burada sticker var. Ayrıca bunun dashboardu da yumuşak bak. Kaliteli araba diyorlar. Ya bilmiyorum artık kaliteli araba mı da şey, materyal, kullandıkları maden kaliteli. Burada düğme var işte, ışıkları falan ayarlıyorsun. Bu şeylerin, kokpitin, buranın ışığını falan ayarlıyorsun. Dışarının alçağının uçtuğunu. Şurada iki tane küçük hız düğme var ya. Şu iki tane var ya. Biri zaten standart düğmeler yani. Değişik bir özelliği yok. Camlar işte elektrikli, inme, kalkma. Cam şeyi, aynaların elektronik ayarı. Burada ışık düğmeleri var. Burada handfree'nin mikrofonu var. Test sürüşünü yapacağız. Arkaları da pek göstermeye gerek yok. Arkalar zaten standart Isofix'li. Yani tam çocuk taşımalı. Aslında tam bir bayan için araba yani. Erkeğe gitmez bu araba. Yani biz kendimize bir nevi şimdi laf atmış olduk ama yani doğruya doğru. Ya. Gitmez. Bak bu koltuklarında da RS şeyi yazıyor. RS logoları var. Ama şöyle bir gerçek. Koltuklar gerçekten şey, sportif yani, hiç içine kaymıyor. Tam lock diye içine oturuyorsun böyle. Onu beğendim. Yasin beğenmedi ama ben onu beğendim. Direksiyon kaliteli, kalın. Bayağı bir kalın. Benim bacağım en arkada bir de ha. Baksana. Ama şimdi hadi neyse biraz. S-Class'a binmiyorsun kardeş. Şimdi biraz iyi. Bindiğin araba Clio. Bir biniyorum böyle arabasından. Şöyle oturuyorum. Ne yapacaksın? Sen de o kadar gangster çocuklar gibi çökük oturma. Biraz derli toplu otur. Benim arkama şu an kimse oturamaz mesela. Burada ayrıyeten şey, ses indirme, kaldırma, müzik değiştirme, frekans değiştirme. Buyurun işte, hadi neyse bas. Telefon, telefon. Arkadaşlar duyduğunuz gibi egzoz daha kapalı. Şu an kapalı değil mi egzoz? Şu an kapalı da biz ters yerden çıktık. Neyse. Bak bu düğmeye basıyoruz. Sessizdi dedim şimdi bak. Lan bura gelişli gidiş yol değil lan. Şuraya geçeceksin oğlum. Lan bura gelişli gidiş yol değil Yasin. Allah Allah, adıma bak ya. Bak bastım ha. Bastın mı? Bastım. Araba çok kaydırıyor. Dur, camı kapatalım bir öyle git. Arkada bir de önde gerçi daha kış lastikleri takılmadı buna. Yaz lastikleri var dümdüz. O da tam yapışmıyor yere. Sola yap. Güç kaybediyor. Tekerler çok bandaj çekiyor ya. Çok atik ama Polo'sunu sürdüm mesela bunların klasında. O böyle değildi. Bu biraz daha şey, böyle tam hani direkt sağa sol yapınca hemen kapıyor hareketleri. Onlar da elektronik değil mi?
Onda bir de launch control var herhalde ya. Bir de onu da deneyelim. Hadi bakalım launch control. Herkes soruyor, abi egzozun altına ne attın? Vallahi kardeşler kusura bakmayın, bu arabayı ben modifiye etmediğim için altında ne egzozu var, ondan sonra nasıl bir yazılım yapılmış, ne yazılımı yapılmış, ne filtresi takılmış. Hadi filtre neyse onu görebiliyorsunuz aşağı yukarı ama geri bana bir şey sormayın o konuda çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Gönül isterdi ki ben yaptırayım onları ama bu arabada hazır yapılıymış zaten. Onu da çekecek halde değiliz. Arkadaşlar az gaz dokanıyor, 120 gidiyor. Virajlarda falan çok dehşet. Hoppa zıpla. Ondan sonra tat. Pat. Tabii böyle bir şey var. Şimdi biz bunu video için kullanıyoruz böyle. Bu arabalarda böyle yüksek devirde kullanmak zararlıymış. Bir tane arkadaşımız daha yazdı zaten onu. Sağ mı yapıyoruz burada? Bir tane daha arkadaşımız yazdı. O yüzden arkadaşlar bu aralara dikkat edin. Yüksek devirde fazla kullanmayın. Bu yüksek beygirli yüksek motorlu araba değil. Vallahi motoru uçururuz sonra. Ya biz ya siz yani. Biraz da tabii şey kurması gerekiyor, basınç kurması gerekiyor, ondan sonra patlatıyor. Camı da kapat. Camı da kapatalım. Kokuyor bura. Arkadaşlar. Of, bok koktu buraya. Biz şeye gideceğiz. Avrupa'da tur yapacağız bu arabayla. Hangi yöne doğru gidelim? Siz yani, seçin. Şöyle söyleyeyim. 3 tane seçenek var. Bu araba Fransız arabası olduğu için Fransa'ya illa gideceğiz. Fransa'ya %100 gideceğiz. Bu arabayı vatanına kavuşturacağız. Gönül isterdi ki biz de gidelim direkt kendi vatanımıza turnenin içinde ama o çok uzak düşüyor. O bayağı uzak düşüyor. 2800 km git, 2800 km gel olmaz. Ama seçeneklerde birçok ülke var. Mesela Almanya var, Belçika var, Fransa var, İspanya var, Varda var. Ondan sonra onun etrafındaki ülkeler var. Ben haritayı koyuyorum şimdi ekrana. Bakın hangi tur? Birinci mi? İkinci mi? Üçüncü mü? Hadi bakalım siz seçin. Bak şurada yukarıda şey var bak. Şuraya bakın lan. Kamera nerede? Ha. Şuraya bak koydum bak seçin oradan. Arkadaşlar bu videoyu lan. Hadi bu videoyu geçtin lan size bir güzellik daha. Ya güzellik derken. Siz zaten güzelsiniz de. 100 bin abone olduğu zaman. Kanalımızda 100 bin abone olduğumuz zaman. Ne zaman olursa olsun yaz, kış, sonbahar, ilkbahar fark etmez. 500 euroluk bir araba alacağız internetten. Beraber takip edeceğiz video esnasında. 500 euroluk araba alıp o arabayla Slayoğlu videosu çekeceğiz. Yani Türkiye'de de bir nevi buluşma ya buluşma yapar mıyız bilmiyoruz. Çünkü bizim iş konusunda da kısıtlı olduğu için zamanımız. Türkiye'ye gideceğiz. Yolumuzda kimle rastlaşırsak hani konuşup sohbet edip fotoğraf çekineceğiz.
ya da ne yapacaksak onu yapacağız. O arabayı da kanalımıza özel araba yapacağız. Hani onun üzerinde artık deneyler yapacağız filan fırt ıvır zıvır. Ama ilk masraf kanalımızda 100 bin abone olduğu zaman sizin desteğinizle o arabayı alacağız 500 euroya. O arabayla sınav yolu videosu çekeceğiz. Ve hiçbir şekilde yardım almadan. Yani ikimiz yanımıza para alacağız, yiyecek alacağız. Hiçbir yerde durmadan ya da hani yatmadan otellerde filan direkt Türkiye'ye gideceğiz. Bakalım başarabileceğiz mi? Ama dediğim gibi bu kanal 100 bin aboneye ulaştığı zaman size 100 bin... Sakın abone olmayın, ben yola çıkmak istemiyorum. Ya Slavon videosunu görmek istiyorsanız abone olun. Yok Yasin'e destek çıkmak istiyorsanız abone olmayın, çıkın abonelikten. Çık. O zaman kapat diyorum, kapat! Araba kapandı lan.